İyi günler. Hemoroid hastalığında bitkisel tedavi daha birçok hastalıkta olduğu gibi hastalarımız tarafından bize çok sık yöneltilen bir sorudur. Hocam, bitkisel ilaç olarak ne önerirsiniz? Ne yapsak? Ne yapsak da bıçak altına yatmasak gibi çok çeşitli sorular bize bu anlamda yöneltilir. Genelde bitkisel tedavi olarak at kestanesi, yaban mersini, herdem taze gibi bazı doğal bitkilerin biz hemoroid için gayet iyi geldiğini biliriz. Bunun dışında kuru kayısı yenilmesi, kuru incir tüketilmesi, bağırsak hareketlerini arttırması ve hemoroid açısından da ciddi şekilde olumlu etkiler yarattığı bilinmektedir. Bunlara ilaveten incir yaprağı, patlıcan sapı, bunların kaynatılarak bunun içine oturma banyosu yapılması, yani makat bölgesinin ılık suyun içine bunları koyarak içine oturulması. Onun dışında papatyanın, yani bildiğimiz aktardan edinilecek papatyanın kaynatılması ve bunun içine oturulması. Nane şekerinin maddesi, yani mentol maddesi, orada bir miktar başlangıçta yakar ama ondan sonra ciddi bir ferahlık hissi verir. Bunların yararlı olduğunu biliyoruz. Ama burada dikkatli olunması gereken çok önemli bir husus var. Özellikle sanal ortamda hemoroide son, hemoroide haydos, hemoroid kabusuna son, hemoroide dur gibi birçok aslı astarı olmayan bir takım ilanlar, bir takım duyurulara rastlayacaksınız. Bizler hekim olarak genel bilgimiz, genel gözlemimiz ve birçok bilimsel çalışmalarla biliriz ki bu tür tedavilerin ortalama başarı oranı maksimum %50 civarındadır. %50'yi kesinlikle geçmez. O nedenle bu tür tedavileri yaparken kar ve zarar dengesini iyi kurmak gerekir. 2010 yılı itibariyle AB, yani Avrupa Birliği topluluğu, ciddi oranda bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bitkisel ilaçlara ciddi yasaklar ve kısıtlamalar getirdi. Kasım 2011 itibariyle de ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Bakanlığımız bu tür ürünlere ciddi kısıtlamalar ve yasaklar getirdi. Bugüne değin bu tür ürünler, bitkisel ürünlerin büyük bir çoğunluğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan gıda takviyesi adı altında izinleri almaktaydı. Ama Sağlık Bakanlığı şu anda ciddi şekilde denetimleri arttırdı ve bu tür preparatların ya da ilaçların kullanımına ciddi oranda kısıtlamalar getirdi. Buna da bakanlığı sürükleyen ciddi ölümlerin meydana gelmesi, ciddi sakatlıkların meydana gelmesi, ki internette bununla ilgili çok sayıda haber mevcuttur, bunlar yol açtı. O nedenle bu tür bir bitkisel takviye almadan önce rastgele eş, dost tavsiyesi, rastgele birisinden işitmeyle ya da internetten basit bir araştırmayla bunun kullanılması şeklinde değil, mutlaka konunun uzmanı olan bir hekimden bu yönde onay ve tavsiye aldıktan sonra bu işe kalkışmakta yarar vardır. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.